Helios'ta Dur Yavaş şarkısına klip çeken İrem Derici, iş ve aşk hayatıyla ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Sıcağı sıcağına yayınlıyoruz. Selami Şahin'in oğlu lider Şahin'le birlikte olan İrem Derici ilk kez aşkını bu kadar net itiraf etti. Aşka geldim. Yaptığı açıklamalar nedeniyle bu ilişkiye onayı olmadığı iddia edilen Didem Şahin'le ilgili İrem Derici ne söyledi? Aradaki buzlar eridi mi? Herkesin huzuru yerinde. Yaşadığı hangi sıkıntı İrem Derici'yi bugün olduğu yere getirdi? Acıyı çeken daha iyi bilir ya. Hülya Avşar'ın hangi nasihati tüm hayatını değiştirdi? Yapamayacaksan niye dedi böyle bir şeye kalkıştın dedi. İrem Derici'nin Dur Yavaş şarkısının klip çekimlerindeyiz. Kilyos sahili çölde bir vaha gibi dekore edilmiş. At arabaları, farklı kostümler içindeki dansçılarla İstanbul'da masal bir plato yaratılmış. Yavaş gülü bu sabah tersinden uyanıyor. Cennete öyle kolay medet olma yol buradan geçmiyor. Aslında klipte şey var, bir çingene kampı ve akşam gösteriye hazırlanan bir güruh. İrem Derici klip çekimi için tüm imajını değiştirdi. Küt saçlarını kaynakla uzattı. Omuzlarını ve göbeğini açıkta bırakan üstü desenli bir üst ve fırfırlı bir etek giydi. Şarkı böyle çok İspanyol ezgileri olan bir şarkı. Böyle hani flamenkolar, onlar bunlar ve aynen Akdeniz ve bizim o roman kanı, çingene kanı çok sevdiğimiz ve hepimizin içinde olan bir kandır. Kulağındaki devasa küpeler ve boynundaki gösterişli kolyelerle İspanyolların efsanevi güzeli Esmeralda'nın Türk versiyonu gibiydi. Hadi oradan illaki bulursun kendini yeni bir ten. Olmazsa utanmadan gülersin başka bir çerçeveden. Kıyafet, saç, makyaj İrem Derici'yi öyle bir havaya soktu ki ünlü şarkıcı İspanyol flamenkocular gibi şov yaptı. Dans konusunda iddialı İrem Derici. Geçtiğimiz günlerde de Mustafa Ceceli'nin Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserine konuk olup sahnede halay çekmişti. Her ne kadar klip çekiminde olsak da İrem Derici'nin aklı jüri üyesi olduğu Rising Star'da. Biz bu kadar dördümüz böyle bir zaten Mustafa Emin'e aile, orada bir sıkıntı yok ama o aileye Yılmaz'la ben de katıldık ve inanılmaz bir şey oldu. Böyle çarşamba günü oldu, herkes birbirini aramaya başlıyor. Ne yapıyorsun? Keşke bugün de program olsaydı. Malum İrem Derici de bu yollardan geçti. 5 yıl önce O Ses Türkiye'ye katılmış ve şimdi Rising Star'da yan yana oturdukları Mustafa Sandal kendisine dönmemişti. Bir acıyı çeken daha iyi bilir ya, öyle bir durum var yani. Tabii ki bu bir acı değil. Ben yarı finalde elendim 5 sene önce O Ses Türkiye'den ve haklı olarak elendim çünkü performansım kötüydü. O Ses Türkiye'den elendiği gün Hülya Avşar, İrem Derici'ye öyle bir nasihat vermiş ki ünlü şarkıcının hayatı değişmiş. Hem dans edip hem şarkı söylemeye çalışıyorum falan. Program bitti, Hülya Hanım böyle yaptı. Bu ne ya dedi. Yapamayacaksan niye dedi böyle bir şeye kalkıştın dedi. Ve hemen spora yazdırıyorum seni dedi. Ne yapacağım dedim. Banda çıkacaksın, söyleyeceksin şarkılarını dedi. Gelelim asıl meseleye. İrem Derici bir süredir Selami Şahin'in oğlu liderle birlikte. Tam da klip çekimlerinden önce öyle bir tweet attı ki resmen ilanı aşktı. Hemen ardından da kameralar önünde aşkını ilk kez bu kadar açık itiraf etti. Aşka geldim. Birlikte görülseler de özellikle lider Şahin'in annesi, Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'in tepkisinden dolayı İrem Derici genelde sessiz kalıyordu. Bu kez aşığım dedi. Tartışmaya noktayı koydu. Aşka geldim ya. Ben de şey değilim, odun değilim yani. Arada aşka gelebiliyorum. Ama siz de bir durun yani. 1,5 saat sonra haber yapılır mı arkadaşım? Belki sabahını silecektim. Liderim diye attığı ve Twitter'ı karıştıran tweet bakın nasıl yazılmış. Yok ya, bir şey oldum. Mutlu oldum. Aşka geldim falanlar filanlar. Bir sürpriz üzerine mi hani böyle bir şey oldu? Durduk ya. Yok, öyle kendi içimde doldum taştım. Öyle bir şey yaşadım kendisi. İrem Derici, sevgilisinin annesi Didem Şahin hakkında da ilk kez konuştu. Sanal ortamda yaşanan tartışmanın ardından ilk kez bir açıklama yapan İrem Derici, Didem Şahin'le aralarının gayet iyi olduğunu söyledi. Ne kadar yok diyeceğiz acaba? Şahin ailesi de böyle bir şeyin olmadığını söylüyor, biz de söylüyoruz. Siz bize inanın, bize güvenin, bu kadar. Yani başka da bir şey yok. Herkesin huzuru yerinde. Bu konuyla alakalı söyleyeceğim son şey olsun.